midem ağrıyor, reflüm var, evet, ya da bağırsaklarımdaki o gaz, hani 7 aylık hamile gibi oluyorum. Her yemekten sonra yediğime pişman oluyorum. Sabah dümdüz kalktım, akşama çok şişkinliğim var diyenler için bu çay tarifi. Sindirim dostu çay. İçinde ne var? Sanki bu şikayetleri çok sık duyar gibiyiz artık. Herkesin bir şişkinlik problemi var. Aynen öyle. Şimdi burada yapacağımız şey aslında çok çok sevdiğim taze nane ve limonla tatlandıracağız. Tamam, lezzetini bu şekilde taze nane ve limon. O çay da bugün benim çayım olsun. Olsun. İçerisinde kimyon, kişniş... Harika. Ve rezene olmazsa olmaz. Çok güzelmiş. Sevgili Beri Yiğit der ki ödem problemi herkesin en büyük problemlerinden biri. Buradaki maksat bayrama biraz daha hafif girebilmek. Yediklerimiz biraz daha yakışsın. Daha rahatça yemek yiyelim bayramda. İşte bu çay sizin için efendim geliyor. Çayımızı şu anda kesede suyumuz ısınırken tariflerini verdi sevgili Beri'nin. Devam ediyoruz. Neler vardı içinde? Limon var. Limon ve taze nane. Hı hı. Limon vücudu ne yapacak? Alkali yapacak. Çünkü yediğimiz maalesef bütün o baklavalar, börekler asit yapıyor. Evet. Asit o kadar çok geliyor ki alkaliyle dengelemem tamam. lazım. Taze naneden de faydalanacağım bu yönde. Evet. Burada cömert olabilirler. 4-5 yaprak koyabilirler. Çok da güzel görünüyor. Harika. Limonu dilim olarak koyabilirler. Sıkabilirler de. Tamam. Tansiyon sorunu olanlar tansiyonu düşürür. Çok sıkmasınlar. Tamam. Peki ne yapacak da bu benim sindirimime, hazmıma yardımcı olacak? Maalesef çok yediysem, eğer midem ekşiyorsa, yanıyorsa, reflü yapıyorsa önleyecek. Tabii ki içindeki rezene, bebeklerde bile oldukça evet. güvenlidir. Bir tatlı kaşığı kadar rezene ekleyeceğiz. Bu rezene gerçekten süt yapmak için de benim doğum sonrası çok tükettiğim bir çaydı. Kesinlikle. Sen çok bana tavsiye etmiştin ve yeşillik çok tavsiye etmiştin. Ama artık rezene o kadar çok içtim geldik. İçtiğimde hala o günler aklıma geliyor. Rezene benim için biraz zor bir içecek oldu galiba. Çok içtim. Sen de o zaman şöyle yapmak lazım. Çünkü her yemekten sonra gaz evet. oluyorsa, salata yediğimizde ve sebze yediğimizde daha çok gaz evet. olur. Rezene, papatya, maydanoz ve limon demlersen dengeleneceği için unutacaksın harika. Ve farklı bir çay içiyormuş gibi hissedeceksin. Rezene, papatya, limon. Nane. Nane. Hatta harika. Biraz da en son demledikten sonra üzerine gül yapraklara of. Veya bütün güller atarsan o çok da şık gözüküyor. Göze de hoş hitap edecektir. Sunum da çok önemli. Aynen öyle. Burada. Şimdi burada iki tane püf noktası. Bunlar toz olabilir. Evet. Tozunu içmek çok daha radikal ve zordur. Tamam. O yüzden hepsinin, kişnişin, kimyonun da tohumlarını alabilirler. Rezene tamam. de olduğu gibi. 5 dakikadan fazla demlemiyoruz. Sonra hı-hı. güzel French press'e basıyoruz. Afiyetle her yemekten sonra içiyoruz. Ama evet. lütfen bayanlar dikkat. Bunları hani şöyle kullanmıyoruz. Böreği çöreği yiyelim. Beyrin söyledi. Bu onun kalorisini yakmıyor. Yok öyle bir şey. Çünkü bu çok gelen bir soru. Böyle peki, bir mucizesi bunu sıcak yok. Tüketiyoruz. Soğukta tüketebiliyor muyuz? Soğuk tüketeceklerse çok önemli. Mutlaka kendi halinde soğusun. Hı-hı. Üzerine soğuk su eklemesinler. Evet. Soğuduktan sonra buzlayıp birkaç dilim şeftali, çilekle süslesinler. Ay, çok güzel. Afiyetle her yemekten sonra günde 3 kupa içmelerini rica ediyoruz. Burada doz önemli. Hani ne çok ne de az. Günde 3 kupa içim, hiç fena değil aslında. 3 kupa her defasında aynı. Yeni mi demliyorsun? Bunu yeni demliyoruz. Sadece zaten çok da kolay. Önemli olan düzenli 2 litre suyumuzun yanında 3 kupa bitki çayı içmek. 2 litre su yanında 3 kupa bitki aynen çayı. Aynen öyle. Bu kadar basit. Peki şimdi, neye geldik? Pesto soslu patlıcana.